Merhaba çok kıymetli Mavera TV izleyenleri. Her birinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz. Mavera Sanat'ın yeni bölümünde çok kıymetli bir meslek büyüğümü ağırlıyorum. Radyocu, eğitimci Sayın Mustafa Durmaz ağabeyim, değerli hocam. Kıymetli hocam hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Hoş bulduk. Şerefli denen. Allah razı olsun. Çok çok sağ olun. Kıymetli davetleriniz için çok çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz davetimize icabetiniz için. Hocam bugün benim için de güzel bir program olacak. Çünkü radyoculuk mesleğinin ilk başlangıç dönemlerine çok aşina olan bir konuğum var bugün. Belki 91'li yıllara gideceğiz. Bundan takriben 33 yıl öncesine gideceğiz. Radyoların Evet. şöyle önemli ki Türkiye'de özel radyoculuğun ilk başladığı yıllar, o dönemler nasıldı? Biraz bir böyle efendim çeyrek asrın üzerinde bir zaman diliminden bahsediyoruz aynı zamanda. Bir tarihin, bir miladın başlangıcından bahsediyoruz. Oralardan bir girizgah yapıp günümüze doğru uzanan 33 yıllık bir radyocunun hikayesini de dinleyeceğiz aynı zamanda. Ben sözü uzatmadan hemen size bırakayım. Nasıl başladı radyo işi sizin için? Şimdi tabii bizim için o zamanlar Afşin İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilik yaptığımız yıllar ve muhteşem bir heyecanla, muhteşem bir aşk ve şevk ile yürüyen bir hizmet yarışı vardı o zamanlar. Hocalarımızın müthiş bir gayreti vardı. Onlar bizi yetiştirmek için çaba gösteriyorlardı. Bizim olgunlaşmamız için ellerinden gelen bütün fedakarlıkları sağ olsunlar icra ediyorlardı. Bir taraftan Milli Gençlik Vakfı faaliyetleri yürüyordu. Bir taraftan okuldaki yaptığımız etkinlikler, sosyal faaliyetler, tiyatro gösterileri, ilahi gruplarımız vardı. İlahi gruplarımızla yaptığımız etkinliklerimiz vardı. Okulun sunuculuk görevi bizim büyüklerimizin mezuniyetinden sonra bana kalmıştı. Kulakları çınlasın. Cemalettin Güneş abilerimiz ve onun gibi güzel abilerimizin İsmail Karataş abimiz vardı mesela. Onların mezuniyetinden sonra vazife bizlere düştü. Bu fakirde öğretmenlerimizin rehberliğinde bu programları icra ederken bir taraftan da Milli Gençlik Vakfı sürekli sosyal faaliyetlerle işleri götürürken bizim Afşin'imizde yerel bir radyo açıldı. Afşin FM Radyosu başlangıçta. Biz orada cuma programları yapmaya başladık. Ardından Hilal Radyo adında bir radyo açıldı. Yine orada haftalık dönüşümlü programlar yapıyoruz. İlahi okuyoruz, Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Öğretmenlerimizin hazırlamış olduğu metinleri sunuyoruz vesaire. Çok geçmeden Milli Gençlik Vakfı da radyo faaliyetlerine başlamış oldu. Biz yine Afşin İmam Hatip'teki faaliyetlerimizden sonra okul derslerimizin bitiminde hemen koşarak radyoya ulaşıyoruz. Ve öğretmenlerimiz Hasan Ayık, kulakları çınlasın. Allah razı olsun kendisinden. Nusret Karataş, yine Nergül Karataş hocamız, efendim söyleyeyim, Mehmet Emin Dağlı hocamız, Fatih Soylu hocamız, isimleri unutmam imkansız. O güzel büyüklerimizin rehberliğinde biz radyo faaliyetlerimize başlamış bulunduk. Okulumuz bitti. Ben üniversiteyi bir yıl sonra kazandım. O süreçte yine ben Afşin'de, Çağrı FM Radyosu'nda radyo faaliyetlerimi yapmaya devam ettim. Kısıtlı imkanlarımız vardı tabii ki. Şartların getirdiği imkanlarımız vardı ama gönül zenginlikleri destekleyen kocaman bir ailemiz vardı sağ olsunlar. Süreç bu şekilde başlamış oldu bizim için. Ardından 1995 senesinde Isparta'ya, İlahiyat Fakültesi'ne gittikten sonra da aynı şekilde süreç bizim için durmaksızın devam etti orada da. Sevgili hocam, anladığım kadarıyla mikrofonla aşina olmanız okul zamanlarınıza, henüz öğrencilik yıllarınıza tekabül ediyor ve Yok oradan yok. değerli hocalarınızın yönlendirmesiyle radyoyla buluşan bir öğrenci de var aynı zamanda. Aynen. Geçmişte belki imkanların kısıtlı olması ya da radyoların çok daha yeni yeni yayın hayatına başlaması vesilesiyle midir? Özellikle gençlerin radyolara yönlendirilmesi, o alanda büyük bir boşluk olması sebebiyle midir sizce? Ne düşünüyorsunuz? Ya mutlaka o vardır ama şimdi bir taraftan da
Bu faaliyeti yaparken elbette ki birazcık da tecrübe, birikim, yatkınlık bunların tamamı da işe koyulması gereken şeylerdi. Ve öğretmenlerimiz de onlar da ellerinden geldiğince gayret gösteriyorlar ama bir taraftan sanırım bu hizmetin devamlılığını sağlamak adına çekirdekten yetişme bir kadro inşa kaygısı da vardı gibi geliyor bana. Herhalde. 91 yılı diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorum değil mi radyo başlangıcı? Doğrudur. 92 veya 93 senesinde MGV'nin radyosu kurulmuş oldu. Öncesinde ise Afşin FM, Çağrı FM gibi Afşin FM ve Hilal FM'de haftalık programlar yaptık. Devamlılık ise Milli Gençlik Vakfı'nın Afşin'deki radyosunun kurulmasından sonra gerçekleşti. Peki o dönem biraz daha böyle dijitalliğin değil de analog yönetimin efendim her şeyin biraz daha el yordamıyla, el becerisiyle Aynen. gerçekleştirildiği yapıldığı dönem. Tonmeisterlerin hakikaten tonmeister olduğu dönemler. Daha CD zamanı bile değil. Ben şimdi büyüklerimden Çok CD çok dönemini doğru. Çok çok doğru. dinliyorum ama kaset dönemi çok daha zevkli ve çok daha aktif radyoculuğun yaşandığı ve hissedildiği, zorluğunun da bir o kadar hissedildiği bir dönemmiş. Siz neler Çok doğru. hatırlarsınız kaset dönemi radyoculuğuyla alakalı? Çünkü ben büyüklerimden dinlediğim kadarıyla işte o kasetlerin çevrilmesi, o müziklerin denk getirilmesi, hemen birinin çıkartılıp Aynen. diğerinin tutulması. Neler söylersiniz hocam kaset radyoculuğu deyince ne Söyleyeyim. geliyor aklınıza? Söyleyeyim. Başlangıçta dediğiniz gibi biz de alışıncaya kadar biraz zaman geçirdik. İki tane dekimiz vardı, bir tane mikserimiz vardı, iki mikrofonumuz vardı. Birisini konuklar için kullanırdık, bir tanesini de yayında kullanırdık. Ardından iki kulaklığımız vardı ve sayısını yanlış hatırlamıyorsam 150-200 civarında kasetimiz vardı başlangıçta. Bu kasetler içerisinde de tabii ki çok az ezgi ve ilahi diyebileceğimiz eserlerin bulunduğu kasetler vardı. Bir rafı zor doldururdu zaten. Biz onları ona göre dizayn etmiştik. Reklamlarla alakalı mesela şöyle bir şey hatırlıyorum. Biz kasetlerin o başındaki beyaz kısmı keserdik. Daha sonra onu tekrar tornavidayla kapatırdık. Ki orada yayın boşluğuna kalmayalım diye. Ve bunları yaptıktan sonra da aynı şekilde biz birçok mesela şöyle söyleyeyim, cuma namazına gitmemiz gerekiyor. Cuma namazına giderken yayın boşluğunda düşünmemesi lazım. O zaman 90'lık yahut 120'lik kasetleri tercih ederdik ve onun arkasına peş peşe böyle anonslu falan yapardık. Ne bileyim, band tiyatrosu vardı. Band tiyatrosu yahut sohbet koyacağımız zaman başına sonuna yine anonslarımızı yapardık vesaire. Sanki bir normal yayın devam ediyormuşçasına. Şöyle bir şey hatırlıyorum. Şimdi radyomuzun bulunduğu bina Afşin'de, hatta bugün de Afşin Ekmek Fabrikası'nın tam karşısındaydı ki orası tamamen başka bir halde dönüştü. Depremden de etkilendi o binaların hepsi zaten ne yazık ki. O binaya ulaşmak mümkün değildi yani ancak çatıdan ulaşmak mümkündü eğer ki kapı kilitli kalırsa. Bir gün cuma namazına gittik, kasetleri hazırladım geldim. Kapıdan dinliyorum, yayın düşmüş. Artık nasıl bir şey olmuş bilmiyorum. Elektrik kesintisi mi olmuş, başka bir şey mi olmuş? Anlamadık nasıl olduğunu. Anahtar da son çıkan arkadaşımız içeride bırakmış. Ardından o yayın boşluğundan bir an evvel kurtulmamız da gerekiyor. Çatıya çıktım. Çatıdan o havalandırma boşluğundan öğrendiğim bir takım tekniklerle bir zamanlar tabii Jackie Chan'ın filmlerini de çok izleriz. Onları da yine makaslayarak birkaç sahnesi vardır zaten gereksiz izlenmemesi gereken. Onları makaslayarak keser. Onu izlerdik arkadaş gruplarında falan. Oradaki öğrendiğimiz taktiklerle çatıdan aşağıya doğru yayının bulunduğu tam yere doğru indim. Ardından yine camdan içeriye girerek o kasetli yayın boşluğundan ötürü o heyecan, o sıkıntı, telaş derhal oradan girip yayına müdahale ettim ve akışı sağlamış oldum. O gün kendimi kahraman gibi hissettim ve bugün bile anlatırken heyecan duyuyorum yani. Öyle durumlarımız vardı bizim. Çünkü yayın tamamen tonmeisterin kontrolünde yürür. Yayın boşluğuna düşünmemesi gerekir. Her şey planlı programlı yürümesi gerekir. Kısıtlıdır imkanlar. Zaten bizim Çağrı FM radyosuna CD bayağı geç vakitte geldi. Yani CD'miz yoktu bizim. Çok uzun zaman CD'miz yoktu.
hasılı o şekilde Aslında çok güzel anılarımız oldu. radyonuz hala yayın hayatına devam ediyor mu hocam? Çağrı FM radyosu ne yazık ki aynı isim altında devam etmedi. El değiştirdi belli vakitten sonra. Ama Arkadaş FM radyosu, Isparta'daki Arkadaş FM radyosu aynı çizgide, aynı şekilde yoluna devam ediyor yıllardır. Maşallah siz de her gittiğiniz yerde muhakkak radyoyla yolunuzu kesiştirmiş, bu işten Tabii hiç tabii. elinizi çekmemişsiniz. Peki hocam, kasetli Aynen. radyo döneminde teşviki mesainiz olmuş kasetlerle ve teknik masayla. Sonraki süreçte zannedersem üniversite okuyorsunuz. Üniversite döneminiz, bilemiyorum, CD'li radyoculuk dönemine denk geliyor mu acaba? O kısımda da CD'lerin işlem Şimdi gördüğü durumda tonmeister olarak ya da teknik masa tarafında çalışmak nasip oldu mu? radyonun her alanında görev yapma imkanım oldu. Hem Afşin'de hem Isparta'da A'dan Z'ye tüm alanlarında görev imkanım oldu. Hem program sundum, hem ton meisterlik yaptım, hem reklam müdürlüğü yaptığım dönemler oldu vesaire. Ben Isparta'ya gitmeden önce kısa bir dönem rahmetli Mahmut Çolak hocamız vardı. Kendisi Hollanda'da çalışırdı. Oradan emekliydi. O bize makaralı teyp getirmişti. Makaralı teyp getirmişti. Onun ses kalitesi mükemmeldi. Ve hatta o dönemde yine unutmuyorum CD getirmişti bizim radyomuza. Yani bayağı bir ben şeyden önce Isparta'ya gitmeden önce de CD ile bir müddet çalışma imkanım oldu. Fakat tabii CD'ye biz kayıt imkanımız yoktu. CD'ye kayıt yapamazdık. Ben Isparta'ya gitmeden birkaç ay önce bilgisayar getirdi. Ve bu sefer bilgisayardan CD'ye kayıt imkanımız da ortaya çıktı. Sene 95'te. 94-95. 95'in Ağustos'unda ben Isparta'ya geçmiş bulundum. Geçmeden birkaç ay önce CD ile çalışma imkanım oldu. Isparta'ya gittiğimde, Isparta Arkadaş FM Radyosu'na gittiğimde orada ilk defa DAT gördüm. Dijital audio tabi diye kısaltılmış DAT gördüm ve müthiş heyecan uyandırdı bende. Ya dedim ben bunu hiç görmedim hayatımda. Nasıl bir şeymiş bu böyle? Ne dip gürültü var, ne bir şey var. Kaydediyorsunuz reklamları, hiçbir dip gürültü yok. Ve tamamen dijital ve çok seri hareket eden bir cihaz. DAT'ı da dediğim gibi yine 95 senesinde ilk Isparta'ya gittiğimde Arkadaş FM radyosunda görmüştüm. Şimdi hocam, bugünden baktığımızda değerlendirmek nasıldır acaba diye düşünmek dahi çok kolay değil. Çünkü artık günümüzde teknoloji insanlar özelinde, şahsi kullanım özelinde bir hayli ilerlemiş durumda. O Aynen. 95'li yıllarda Türkiye'nin belki %90'ında bilgisayar diye bir şey evlerde yoktu. Telefon zor bulunuyordu. Telefonun dahi olmadığı birçok ev vardı. O dönemleri şöyle hızlıca mukayese edecek olursak, yani kasetli radyoculuk dönemiyle CD'li radyoculuk dönemini bir mukayese edin desem, zevki yönünden, uğraştırıcılığı yönünden, biraz da böyle ne derler, iş yükünün ağırlığı yönünden değerlendirseniz neler söylersiniz? Kasetli radyoculuk ve CD'li Şimdi radyoculuk. Bunu ileride şimdi şeye de tabii ki bağlayacağım. Dijital radyoculuğa da bağlı. şöyle ifade etmek belki daha doğru olur. Şimdi o dönem planlama açısından da teknik bilgiye sahip çok fazla insan olmadığından etrafınızda elinizi rahatlatacak çözümler üretmek mümkün olmuyor. Bir taraftan ekonomik anlamda da radyoların bütçesi çok kısıtlı. Reklam giderlerimiz çok düşük. Çünkü tematik bir radyo yapıyoruz nihayetinde. Dini temalı bir radyo yayıncılığı yapıyoruz. Ve haliyle bizim alacağımız reklam bütçesi çok kısıtlı. Dolayısıyla elimizdeki bütçenin yetersizliği sebebiyle stüdyomu geliştiremiyoruz. Yani reklam çekmemiz gerekiyor, jingle çekmemiz gerekiyor, bir takım sinyalleri vesaire çekmemiz gerekiyor. Bunların yapılabilmesi için ikinci bir stüdyomuz yok. Ne yapıyoruz peki? Örneğin Ulusal Radyo, Marmara FM Radyosu ile o dönemde bir bağlantımız vardı. Kimi programlarda oraya bağlardık yayını ve o kısa dönemde yapacaklarımızı yapardık. Yahut saat 11'e kadar kendi yayınlarımızı yürütürdük. Saat 11'de o yayına geçtikten sonra mikserimiz ve deklerimiz, cihazlarımız boşa çıkar.
O şekilde ancak kayıtlarımızı yapmaya başladık. Bu tabii ki iş yükünün çok hayli fazla olduğu, dikkatin çok yüksek olması gereken bir yayın serüveniydi bizim açımızdan. Mesela dinleyicinin en çok dikkat ettiği, ilgisini çeken konu şu olurdu. Bize en çok gelen soru şu olurdu. Ya biz istekte bulunuyoruz. Siz isteği o kadar kısa zamanda nasıl hazır hale getiriyorsunuz? Ya buna çok şaşırırlardı. Şimdi Nasıl oluyordu hocam? O CD'den mi kasetten mi bahsediyorsunuz bu arada? kasetten bahsediyorum bunu. Yani Kasetten. CD o kadar zor değil ama kasetten bahsediyorum. Şimdi kasetlerin zaten her bir rafta hangi yayın türünün kasetini koymuşsanız onu bilirsiniz. Gözünüz yumulur vaziyette bile hani adını da vereyim. Ömer Karaoğlu'nun albümünü Adı İçin Yaşamak albümünü gözünüz görmeden elinizle hisseder alır koyarsınız önünüze. Ardından oradan kaçıncı eser istenmiş bellidir. Kasetlekten tuşla ayarlarsınız. Kaçıncı esere gitmek istiyorsunuz? Üçüncü esere gitmek istiyorsunuz? Üç defa basarsınız ve ardından o eserin o boşluğunu yakalar ve oradan durur. Kasetlek durur. Onu hazır edersiniz. İçerisine isteğini de koyar. Masaya koyarsınız. Sırasıyla böyle dizersiniz. Masanızda bir boşluğunuz vardır. Yahut da deklerin üzerine dizersiniz onları. Ardından sırasıyla yayına aktarırsınız. O şekilde bir çalışma usulümüz vardı. Ya bir dönemler insanlar telefon numaralarını hafızalarına nakşederlermiş hocam. Çünkü telefona kaydetmek diye bir şey yok. Akıllı telefon bırakın normal telefonları yok. Ev telefonları zamanında yani ben de ucundan biraz yetiştim. Birçok arkadaşımın ev telefon numarasını halen dahi hatırlarım. Geçmiş üzerinden 20-25 yıl. Dolayısıyla o dönemlerde de radyocular hangi CD'de kaç tane eser olur, hangi albümde ne kadar eser olur, hangisi kaç dakikada başlar, kaçıncı sıradadır onu bile Çok doğru. bilirlermiş. Setler Çok doğru. özellikle hakikaten el becerisi de Yani gerektirir. kasetin A yüzünde mi, B yüzünde mi o eser hangisi bilirsiniz zaten. Yani albümün başlangıcında mı, ortasında mı, sonunda mı onu zaten artık bilirsiniz. Alışkanlık haline gelir. Evet. Değerli hocam devam edelim. Afşin'den çıktık, Isparta'ya geçtik. Isparta'da Marmara FM'le bir ilişki başlamış anladığım kadarıyla. Marmara Doğru, FM doğru. ki Türk radyoculuğunda hakikaten çok önemli bir yere sahip. Ben de orada yöneticilik yapmış değerli isimlerle bir dönem çalışma imkanı da buldum daha sonra. Hatta siz de birlikte çalışmışsınız. Birazdan onlardan da bahsederiz. Bizim NİDE'de de Umut FM vardı. Umut FM geceleri 12'den sonra Marmara FM'in yayınına bağlanır. Sabaha kadar bir rahat oh çekerlerdi, dinlenirlerdi. Artık uyuyup geldikten sonra sabah yayınları devralırlardı. Marmara FM bu noktada bütün yerel radyolara da yardımcı olmak gibi bir politikayı da benimsemişti. Onun için çok değerli, çok önemlidir. Biz Isparta'dan sonraki süreci sizden dinleyelim. Radyoculuk anlamında neler yaptınız? Ben Isparta'da İlahiyat Fakültesini okurken ikinci öğretimde okudum ve gündüz tamamen yayınla geçerdi vaktim saat 5'e kadar. Ardından okul eğitimim devam ederdi. Okul mezuniyetim o tabii 28 Şubat sürecine denk geldi. Şöyle ki biz zaten 97'li yıllarda o süreç başlamıştı. Bizim açımızdan çok zorlu ve zahmetli bir süreçti o dönemler. Ben radyoya daha fazla ehemmiyet verdim. O dönem biraz derslerim geri kaldı. Ardından mezuniyet sonrasındaki hedefim zaten yine İstanbul'du. Da o zamanlardan belliydi. İstanbul'da olmak istiyordum. Ve o vesileyle Isparta'dan çıktık, İstanbul'a geldik. 2003 yılında Marmara FM Radyosu'nda göreve başladım. O dönem bir müddet kısa bir müddet reklam servisinde ardından B stüdyosunda şef olarak göreve başladım. Ve 2005 yılına kadar bu şekilde yolum devam etti. 2005 senesinde Akabe Vakfı'nda bir dönem ses teknisyen olarak göreve başladım. O dönemlerde Hilal Televizyonu açılmıştı. Orada da kısa bir dönem ses hizmetlerinde destek oldum. Askere gittim 2006'nın sonunda. Artık çünkü zihnimde bir takım kararlar değişmişti. Yavaş yavaş radyoculuk mesleğinden eğitime doğru kaymak gibi bir düşüncem oluşmuştu, netleşmişti daha doğrusu kafamda. Şartları, imkanları o yönde geliştirdik. Rabbime hamdolsun 2007 senesinde asker dönüşünde bir özel okulda öğretmenlik yapmaya başladım.
Öğretmenlik yapmaya başladım ama radyoculuk da hala var içeride. Yani vazgeçemiyorum. Peki ne yapmalıyım? Dedim ki ben bir kulüp kuracağım. Yayın ve iletişim kulübü kuracağım ve bu kulüpteki öğrencilerimle birlikte bir radyo programı hazırlayacağım. Bu okul yöneticileri tarafından son derece olumlu karşılandı. Gereken irtibatlar kuruldu ve Radyo 15'te Teneffüs adında programımızı başlattık. Teneffüs programımızı 2007'den 2011 senesine kadar sürdürdüm. 2011 senesinde artık resmi öğretmenlik yapmak arzusu gelişti ve nasip oldu. 2011'de Siirt ili Baykan ilçesi Günbulbu köyünde din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak atanmış bulundum. O süreçte de kulaklığı çınlasın Nisan Kumru kardeşimiz, değerli abimiz, büyüğümüz, Diyanet Radyo'da görev yapıyor ki halen sürdürmektedir çalışmalarını. Güzel bir tiyatro, radyo tiyatrosu projesi vardı. O projede bir müddet uzaktan bir karakteri seslendirdim ve gönderdim. Yine irtibatım devam etti bu şekilde. Kıymetli Mustafa Cihat kardeşim kulakları çınlasın. O da o dönemlerde yöneticilik yapıyordu Diyanet Radyo'da. Hasılı 2014'e kadar Siirt maceramız devam etti. 2014'te döndükten sonra niyetim tekrar Radyo 15'te şimdiki ismiyle Semerkant Radyo'da program yapmaktı ama o dönem başka bir takım maniler sebebiyle yapmak nasip olmadı. 2006 senesinde Erkam Radyo ailesiyle tanışmış oldum ve 2016. Erkam Radyo'da 2016'da Erkam Radyo'da Uykudan Önce Hikayeler başlıklı bir programımızı başlatmış bulunduk. 2016'dan 2021'e kadar, 2020'ye kadar devam etti. Bu arada 2019'da ben Senegal'e gittim, görevim icabı. Senegal'de de bir müddet uzaktan kayıtlarla devam ettirdim programımı. Sonrasında 2022'de Senegal dönüşünde tekrar Uykudan Önce Hikayelere o kısa bir aranın ardından devam etme kararı aldık. Sağ olsunlar Erkam Radyo ailesi de bu anlamda bizleri desteklemiş oldu. Ve şimdi halen Erkam Radyo'da çocuklarımız için uykudan önce hikaye anlatmaya devam ediyoruz. Peki hocam. Emekleriniz daha iyi olmasın inşallah. Birazdan kapatacağız. Zamanımız daraldı. Bu çocuk programcılığı işini de sormuş olayım kapatmadan. Çünkü uzun zamandır hakikaten çocuklarla alakalı çok güzel işler yapıyorsunuz. Yine geçtiğimiz günlerde biz konuştuk birebir de. Güzel bir program hazırlığı daha var demiştiniz. O zihinde dönüyor şu an. İnşallah çocuklarımızı güzel bir program bekliyor. Buradan da duyurmuş olalım insanlar için, ilgililer için. Sürprizini yapmış olalım Program şimdiden. Evet. başladı sizin için hocam. Çocuklarla ne zaman program noktasında ilgilenmeye başladınız? Aslında Çağrı FM radyosuna dayanmaktadır bu da yine. Bu da çok O ilginç. Hafta sonu programlarını ben aslında Çağrı FM radyosunda başlatmıştım. Ardından Isparta'ya geldiğimde çocuk programlarını sevgili Mustafa Cihat yapıyordu. Mustafa Cihat Kılıç. O zamanlar Arkadaş FM radyosunda çocuk programlarını sunuyordu. Sevgili Mustafa Cihat Antalya'ya, Tulu Radyo'ya geçince artık program bize emanet kaldı. Ve o tarihten bugüne kadar çocuk programlarını sunmaya devam ettim diyebilirim yani. Yani şöyle diyebiliriz hocam. İşte radyoyu dinleyen çocuk takriben 7-8 yaşında olsa sizin ilk dinleyicileriniz şu an zannederim 40 yaşında falan. Yani Aynen öyle. 35-40 Zaman belki 40. zaman karşılaşıyoruz. Kimi yerlerde karşılaşıyoruz. Ya hocam biz işte çocuk programlarınızı dinleyerek büyüdük falan. Böyle çok hakikaten insan için çok ilginç duygular bunlar. Yani 40 yaşına gelmiş olması bir çocuğun insanda bir, ama siz maşallah çok gençsiniz zaten. Ama Sağ olsunlar. gerçekten de bir taraftan 33 yıl bir meslek için de
çok çok uzun bir tecrübe noktasında da çok besleyici bir yıl. Tebrik etmek gerekir gerçekten. Sevgili hocam, şimdi kasetli radyoculuk, CD'li radyoculuk dedik ve günümüz radyoculuğu, işin içerisine dijital radyoculuk giriyor. Bunun da ötesinde yapay zeka da dahil oluyor. Yani yayıncılık da diyebiliriz daha genel adıyla. Bu üç evreyi değerlendirecek olsanız neler söylersiniz diyelim? Kapanışı da genç radyocu arkadaşlarımıza, radyocu olmak isteyen arkadaşlarımıza birkaç tavsiyenizle bitirelim. Arzusundayım ben. Neler söylersiniz? Evet. Şimdi şöyle, dijital imkanları tamamıyla kullanmak gerekiyor. Bu anlamda neyi nasıl, neyle, hangi aletle yaptığınız da mutlaka ehemmiyetli. Ama neyi anlatmak istediğiniz, neyi ulaştırmak istediğiniz... Bu çok daha anlamlı ve çok daha değerli. Bir davamız vardı bizim, bir ülkümüz vardı, bir gayemiz vardı. Ve biz bu gayeyle bu yola koyulmuştuk zaten. Bu hiçbir zaman değişmeyecektir. Belki hani kullanacağımız aletler, kullanacağımız efendim söyleyeyim o araçlar değişebilir ama gayemiz yine aynı. Biz Allah rızası için hak olan sözü yeni bir yüreğe daha ulaştırabilir miyizin gayesindeydik ki bu değişmez bir gayedir ve aynen devam edecek bir gayedir. Dolayısıyla o dönemin gayretleri, imkanları, şartları öyleydi. Bugün şimdi çok daha gelişmiş imkanlara sahibiz ve çok daha geniş kitlelere ulaşma imkanına sahibiz. O dönem bizim radyomuzdaki vericimizin watt gücü 25 watt'tı. Yani komşu ilçelere bile ulaşmakta acizlik çektiğimiz bir dönemden bahsediyorum. Bugün ise artık dünyanın hiçbir noktası kalmıyor ki radyomuzun sesinin ulaşması mümkün olmasın. Yani böyle bir geniş bir imkana sahibiz. Dolayısıyla bu yeni mecraları, bu yeni teknik imkanları kullanmak suretiyle dolu dolu mesajlarla insanlara ulaşmaya çaba göstermek gerekmektedir diye düşünüyorum. İşimizi pratikleştiriyor. Yapay zekayı kullanabilmek, dijital mecraları kullanabilmek işi çok daha pratikleştiriyor. Ama dediğim gibi burada asıl olan samimiyeti kaybetmemek, asıl olan özü kaybetmemek. Ben radyocu olmak isteyen genç kardeşlerime de şunu ifade etmek istiyorum. Çokça okumaları gerekiyor. Çokça dinlemeleri gerekiyor. Okumak için özü. Konuşacaksanız, paylaşacak şeyleriniz olacaksa bunu önce biriktireceksiniz. Önce dağarcığınızı dolduracaksınız. Yüreğinizi o yönde tabi caizse inşa edeceksiniz ve ardından süreç başlayacak. O bakımdan sıkı bir okuma politikasına sahip olmalarını ben tavsiye ediyorum. Muhammed Safa Ulusoy gibi abilerini çok dinlesinler. Radyo programlarını çok takip etsinler. Bu alanda gerçekten iz bırakan, eser veren insanları takip etsinler ve söyleyecek sözleri olduğu anda da size başlasınlar diye tavsiye ediyorum. Ha, bu arada sesli kitap konusunda da ellerinden gelen gayreti göstersinler. Bugün artık ses kaydı çok çok basit, pratik, çok güzel uygulamalar var. Zaman zaman ben böyle gençlerimizi görüyorum, bizden çok daha mahirler birçok konuda. Bu tür araçları kullanmak suretiyle sesli kitaplar da oluşturup görme engeller için yahut imkan olup da okuyacak fırsatı vakti olmayanlar için seslendirmeler de yapmaya gayret etsinler. Bu süreç içerisinde gelişecekleri bir serüven. Onlara ben şimdiden başarılar diliyorum ve durmasınlar istiyorum. Peki. Sevgili hocam, çok çok teşekkür ediyoruz. Bizleri kırmadınız, vakit ayırdınız. Programımıza katıldınız. Allah razı olsun. Eksik olmayınız. Ve biz bugün aziz dinleyenlerimize, kıymetli izleyenlerimize bir radyocu FM anonsu, hep yanlış söylediğimiz, hep izleyenlerden önce söylediğimiz bir şey dinleyenlerimiz, bizim için dinleyenler çok kıymetli. Tabii izleyenler de bir o kadar kıymetli ama bir radyocuyla konuşunca dinleyenler diyesi geliyor insanın. Sevgili hocam, tekrar çok teşekkür ediyoruz. Aziz izleyenlerimiz, radyocuların değerli takipçileri, bugün çok kıymetli bir meslek büyüğümü, mesleki efendim, yönden gerçekten gıpta edilesi bir hamiyeti
bir efendim tecrübeyi haiz olan bir ismi ağırladık. Ben çok gıpta ediyorum, çok efendim özeniyorum böyle büyüklerime. O süreçleri gördükleri için çok çok gerçekten gıpta ediyorum. Bu noktada bu tecrübeleri bizim için çok önemliydi. 91 yılında başlayan hikaye 2024'te hala devam ediyor. 33 yıl olmuş. İnşallah daha nice yıllara diyelim ve 40. yılı inşallah birlikte kutlamak da nasip olsun diyelim yayının sonunda. İnşallah. Belki buradan bir yayın daha yaparız bakarsanız 40. yıla özel. Sevgili hocam tekrar teşekkür ediyor. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Aziz izleyenlerim. Ben teşekkür ediyorum Mavera ailesine ve sizlere çok çok teşekkürler. Allah razı olsun. Değerli izleyenlerimize de bir sonraki Mavera.